Mersin Silifke Çatak köyünün obasında korkunç şekilde hayatını kaybeden Yılmaz Kılınç cinayetini konuşuyoruz. Kızı Mercan, oğlu Talip Bey ve Rukiye'nin o dönemki Yılmaz Kılınç'ın eşi olan Rukiye Kılınç'ın ikinci eşi Durasan burada bizimle birlikte. Şimdi dün bu lüküs neden kapandı sorusunun yanıtını bize o zaman çok konuştuğumuzda bir türlü anlamlı gelmemişti. Fakat görünen o ki o lüküs kapatıldı, yani yanıyordu içerisi, bütün ifadelerin yandığını söylüyor. Ama jandarma geldi, o lüküs kapanıyor. Evet. Çünkü neden? Büyük bir olasılıkla katil son anlara kadar, jandarma gelinceye kadar oradaydı. Onu yalnız bırakmadı. Bırakmadı mı diyorsun? Hazırlık yaptılar. Cesedi düzelttiler. Aynen. Yapacakları, konuşacakları, söyleyecekleri yalanı planladılar. Jandarma biz geliyoruz dedi. Zaten her şey hazırdı. O kaçtı oradan. Birinin orada kaçmasına neden oldu. Yani, ya da ona yardım eden biri vardı. Ya yani, da işte görmemesi gereken ne gördüyse yani, Yılmaz Kılınç jandarmada kavga diye geldi. Geldi cinayet. Jandarma o olayın şeyini yani bir algılayıp da şey yapıncaya kadar, etrafa asker salıncaya kadar zaten adam gitti. Biz Rukiye'nin izini sürüyoruz. Herkes Rukiye'nin nerede olduğunu merak ediyor. Bir onların yaşadığı annesi Halime ile İsmail ile beraber, abisi beraber yaşadıkları yaylaya gittik. Aydıncık, Gözce. Gittik, orada çekimler yaptık. Rukiye'nin yaşadığı şartları, koşulları görünce aslında neden babanızın yanına geldiğini aslında biraz daha net anlayabiliyoruz. Evet. Birazdan onları göstereceğiz ama Rukiye katilin kaçmasına yardım etmiş olabilir mi? Ya da Rukiye yardım eden kişi silahı alıp oradan götürmüş olabilir mi? Yayınlarda biraz bunun ipuçları var aslında. Rukiye bunu biraz anlatıyor. Yayınlarda daha önce yaptığımız yayınları bir ekranlara getirelim. Yani görünen o ki yani Rukiye bunu tek başına yapmadı. Ya biriyle beraberdi, ya işte öldürdü sonra yardım etti, ya da biri geldi babanızdan bir şey istedi, babanız hayır dedi, cinayet o anda işlediler, sonra birileri ortalığı toparladı dediğiniz gibi. Birileri var ve Rukiye bal gibi bu işin içinde. Bu işin dışında olduğuna, Rukiye'nin bu işin dışında olduğuna beni kimse inandıramaz. Çünkü ne akla yatkın ne mantığa yatkın. Yani bu bilmiyorum, okumuş olmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Bunları anlamak için. Çıkın sokaktaki herhangi bir insana sorun. Yani bu konuda bilgi sahibi olmaya, çok bir şeyler yapmış olmaya gerek yok. Ben konuşunca vay efendim işte Mercan profesör konuşuyor falan böyle geliyorlar bana da. Öyle değil. O işin içinde ben yaşadım. Ya 3 kişisiniz. Biri 4 yaşında çocuk. Adam vurulmuş. Kadının üstünde sıva bizi var. Kadın o gece kimse gelmedi. Carttı curttu. Bir sürü şeyler anlatıyor. Bu kadın bilmeyip de ben mi bileceğim? Şimdi Rukiye ifadesinde yalan söylemiyor ama doğruları da söylemiyor. Soruyorlar o dönem Rukiye'ye. Evet. Pazartesi günü babanızın öldürüldüğü pazartesi günü obaya kim geldi diyor. Hatırlamıyorum kimin gelip gittiğini diyor. Bak yalan söylemiyor. Hatırlamıyorum kimin gelip gittiğini. O zaman obaya biri geldi ve olanlar oldu. Yayında söylediklerimi hatırlayalım şimdi Rukiye'nin. Dışarıdan geldiğinizde önce ışık yanıyor muydu? Oturum evet, yerinizi anlatın. Yanıyordu. Ne kadar güçlü bir ışık mıydı? Güçlüydü, 50 metre falan mesafedeydik. Görülüyor, ışığı görüyordunuz. Işığı gördük, hatta dedim yine karakol komutanı, aha ev orası dedim. Peki yaklaşınca ne oldu? Yaklaşınca ışık söndü dedi. Bakalım dedi, ellenmasını yaktı. Niye yanmıyor bu dedi, tüp bitti. Doğru mu? Tüp bitti. Bitti dedim ama abi ondan o zaman anlattığımız zaten farkında değilim ki. Tüp bitti. Yeni sökülmüş başlığı falan. Hı. Yeni takılmış döküş yani. Camı falan temizdi. Yaktı karar komutanı. Hani dedi bu tüp bitik değil dedi. Hakikaten sen arabaya gittin mi o zaman, dışarı falan gittin mi? Gittim. Karakol değişti. Asubay değişmedir mi dolu onu o zaman? Hayır. Sanki değiştirdi ama bana tüp bul gel dedi. Tüp var mı yedek dedi. Ben de var dedim. Ya jandarma yanında tüp mü taşıyor Rukiye? Memur beyim biz birini yedek alırız. tamam. Vesayet uzak olduğu için birini yedek alırız koruruz. Orada mesela biri biterse birini kullanırız. Biri ama biterse ne birini diyor bak, indirdi yedek. Jandarma komutan indirdi, o tüpü yaktı diyor. Yok, hani yaktı? Yaktı tüp o anda bilmiyorum tam olarak. Belki de o anda beynimin döngülünü söndürmüş de olabilirim. Benim gördüğüm ama neden kapattın o zaman? Onu anlamaya i̇şte çalışıyorum. İşte o anda beynim demek ki ne, o anda dengemi kaybetmişim sesi ki söndürmüşüm. Sesi duyunca niye kapattı? Sesi duyunca kapattı sesi diyor. Sesi duydum ama neye ne olduğunu ses bilmiyorum ki. Gecenin bir karanlığı. Belki de biri kaçacaktı oradan. Ha bak güzel bir soru. Diyor ki nereden belki de oradan biri kaçacaktın? O evde biri vardı, biri kaçacak. Yerden biri kaçacaktın. Orada ben adam gördü diyorum. Halimi gördü. Ben dışarıda dişimi kilitledim. Şimdi adam
Tam babamın vurulduğu sekinin karşısındaki depe var ya. Orada depeye çıktık, löküs yanıyordu diyor. Çok net tamam, diyor. Tamam, ben de belki adamların karşısında tutacaktım, söndürdüm. Belki o anda belki aklıma bir şey geldi gibi. Belki de dengem yerinde değildi, söndürdüm. Adamların sesini bak, ben teori yapıyorum sana. Adamların sesini duyunca hemen löküsü kapattın. Sen karanlıkta yardır. Bu adamlar gelince de zaten o sivişti. Adamlar gelince ilk içeriye baktılar. Kızım ben ya kaçırdım. Siz vardığınızda köpek birini kovdun mu? Bu adam bir şey yargılayarak konuşmuyor. Delilik. Bu adam geldiğinde ben ayakta zor duruyordum. İyi adamın yüzü. Sen oturuyordun. Oturuyordum değil mi abi? Hocam öldürdüler dedi mi, duymuşsun? Bak ben onu de bilmiyorum dediğim, bile. Başı hatta bak bu sağ bacağın kocanın kafasının şöyle, içindeydi. Şöyle şu şekilde şöyle. Sağ anda şekilde oturuyordun, çocuğun kucağındaydı. Çocuğun kucağındaydı. Evet. Böyle ben o vaziyette demek kaçtı ya, ışığı söndürdüm kaçırdım. Nereye gitti acaba? Ya kaçtı? Şimdi sen bir mantık bul. Adamlar geliyor, asker geliyor ya, asker geliyor. Ya asker geliyor ama orada dengem kaybolmuş. Orada da bir cenaze ışığı var. Işığı söndürmeye bir mantık bulmaya çalışıyoruz. Ben de diyorum ki ortada bir cenaze var. Belki dengemi kaybettim o an. Ortada bir cenaze varsa ben ışığı kapatmam, korkarım çünkü. Niye? Nal biliyor musun, kendini biliyor musun? Hayır, korktuğum için bir aydınlık isterim. Karanlıkta daha çok ya, korkarım. Ya tamam da o an için belki beynim yerinde değildi. Ya o zamana kadar yerinde de adamlar geliyorken niye beynin yerinde değil? Ben sesin neyin olduğunu bilemedim. Adam o dedi ama neyin de ses geldiğini bilmiyorum. O anda benim dünyam başıma yıkılmış. Ortada bir kanın içinin adam, içinde. Adam biz askeriz demiş. Jandarmayız, geliyoruz demiş. Tamam diyebilir. Diyebilir. Bu adam kaldırdığında beni bu adam ne diyor? Benim kocam öldü demişim. Bak bunu ben bilmiyorum. Bu adam şahitliyor. İçeride lüküs yanıyor. Değil mi? Kısık biraz. Kısık. Sönüyor. Önce... Ya bu kısıkmış. Kıssana. Kısık biraz. O karanlık aşağı şu an. Dur. Biraz kısık. Kısık bir şekilde. Yanıyordum. Ben yanmıyorum. Işık demiyorum. Nasıl yanıyordu? Bu kadar mı yanıyordu? Kısık mı yanıyordu? Bak kısık bakayım. Yanıyordun. Önce güzel yanıyordu. Biz ışığı gördük de geldik. Ha. Işık bayağı ama... açık mıydı bu kadar? Açıktı. İçeri girdiğinde açıktı. Yok yok yok. Önce ışık içeri girdiğinde sönüktü. Ha sönüktü. Sönüktü. Ondan sonra niye lüküs yanmıyor? Az önce yanıyor deyince tüp bitti dedi. Tüp bitti dedi. Evet, ellanmasıyla başlamış şey yaptı. Sağa sola baktı, tüpü yaktı. Ha. Hani bitik dedi. Bu görüş lüküs yer değişti. Lüküsü açtınız. Evet. Yani kapıyı açıyorsun, jandarma içeri geliyor. Sen karşı tarafa geçiyorsun, içerisi karanlık. Işığı söndürmüşsün. Cep telefonunun ışığıyla aydınlatıyorlar. Evet. Öyle miydi? Evet, Asife? Cep telefonu ışığıyla aydınlatıyor. Bak bu cep telefonu ışığıyla. Evet, cep telefonu doğrudur. Bu cep telefonu ışığıyla böyle aydınlatıyorlar. Tamam doğrudur. Tamam cep telefonu ışığı yanıyor. Karakol komutanının ışığıydın evet. Yani içeride ışık yanmıyordu. Yok. Sonrası komutan sana soruyor. Niye bu ışık yanmıyordu diyor. Demek ki ne o aradı? Beynim dönmüş ki söndürmüşüm. Tüp bitti demişsin. Tüp mü bitti? Söndürdüysem de tüp bitti dediysem belki de tüp bitti dedim. Tüp bitik değildi. Ama tüp bitmiş de olabilir, söndürmüş de olabilir. Ben buna iddia etmiyorum. Etmedim. Tamam işte tüp bitik değildi, yaktık çünkü tüpü. Belki sen gördün mü o adam belki tüpü değiştirdi. Hayır. Jandarma mı değiştirdi? Aa Rukiye ya. Değiştirse tutanağına geçer. Yani. Ay. Orhan Bey tüpün başlıkları yok mu? Şu süzgeci tamam, şey, üçgeni. O düştü. O da ocağın yan tarafına duruyordu. 4 yıl sonra gittik, hala nerede duruyoruz? Tüp asılı duruyor, pardon. Lüküs asılı duruyormuş yok, orada. Yok, lüküs asılı değildi. Ben bildiğimi unutmam. Orada asılıydı konuluyor. Diyor. Asılıydı. Hayır, sen bir yerlere dosyayı karartmaya çalışma.